12-18 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası kutlama programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hemşirelik, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, sosyal çevrenin, savaşların ve göçlerin insan sağlığını olumsuz etkilemesiyle, dini inançlarla hastaya duyulan merhamet, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran çok yönlü profesyonel bir meslektir. Hemşirelik, tarihi gelişmeler doğrultusunda 3 ana zaman dilimine ayrılır. İlk çağlardan 18. yüzyıla kadar olan, 18. yüzyıldan modern hemşirelik okulunun kurulduğu 1860 yılına kadar olan, 1860'tan günümüze dek devam eden dönemdir. Sağlık sisteminin vazgeçilmez olduğunu hissettiren hemşire meslektaşlarımın, güçlü hemşirelerin yetişmesine katkı sağlayan değerli akademisyen hemşirelerin ve geleceğin teminatı olan sevgili hemşirelik öğrencilerinin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun. Dünyada ve Türkiye'de 12-18 Mayıs tarihleri arası hemşirelik haftası olarak kutlanmaktadır. Modern bilgi ve donanıma sahip olan hemşireler, bireyin, ailenin ve toplumun mevcut ve olası sağlık sorunlarına bütüncül ve insancıl bir şekilde yaklaşmaktadır. Din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkes için sağlık ilkesini benimseyen hemşireler, topluma sağlık hizmeti sunmada ekibin en etkin rol oynayan üyelerinden biri konumundadır. Anne karnından ölüme, yani bir diğer tabiriyle beşikten mezara, insan yaşamının her noktasında hayatımızda değer katmaktadırlar. Canları pahasına yılmadan, tükenmeden mesleğini özveriyle yerine getiren tüm hemşirelerimizin hemşirelik haftasını ve Mayıs ayı içerisinde kutlamış olduğumuz Ebeler ve Anneler Günü'nü de en içten dileklerimle kutluyorum. Teşekkür ederiz. Geri geldiğinde nöbette bize sırdaş olduğunuz, ekmeğinizi, kahvaltınızı, yemeğinizi bölüştüğünüz için kendi adıma teşekkür ederim. Meslek hayatım boyunca en sırdaşım, en değerli yoldaşım olan hemşire arkadaşlarım adına, onlarla beraber olmasaydık birçok şeyi başaramazdık, yapamazdık diye inanıyorum. Yarenlik ettiğiniz için her koşulda hekimlerin, vatandaşların, sağlık hizmet sunumunun önemli bir kaleminde yer aldığınız için hem kurumumuz adına hem sağlık camiamız adına teşekkür ederiz. Bugün buraya gelip bizleri de kırmadığınız için. Başta deprem felaketinde kaybettiğimiz sağlık çalışan arkadaşlarımız olmak üzere herkesin şahsında Allah razı olsun diyorum. Sözlerime başlarken şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemize hasımlar, ülkemize düşman olanlar hiçbir zaman durmadı. Bugün de durmuyor ama bu devlet güçlü, bu devlet büyük. Ordusu başarılı, güvenlik kuvvetleri başarılı. Bunların üstesinden geliyor, gelmekte Allah'ın izniyle. Hemşirelik haftası nedeniyle bir aradayız. Ben hemşirelerimizin bu haftasını kutluyorum. Böyle güzel bir ortamın oluşmasını sağlayan başta sağlık müdürümüz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Böyle bir ortam, böyle bir hastane gerçekten 5 yıldızlı otel ayarında bir salon. Devletimize minnettarız. Osmaniye'mizin hizmetinde, Osmaniye'mize gerçekten yakışan büyük bir eser oldu. Allah devletimizden razı olsun, devletimiz var olsun. Hemşireler gerçekten sağlık teşkilatımızın, sağlık sisteminin olmazsa olmazları. Bence doktorla hasta arasındaki en güçlü bağdır. Başımız ağrısa, tırnağımız kanasa, bütün acımız oraya birikir, onu hissederiz. Zorluğunu hepimiz de yaşamışızdır. Sağlık her şeyin başı. Sağlık olmadan hiçbir şeyin anlamı yok. Doktorlarımızın, hemşirelerimizin, ebelerimizin, sağlık personelimizin o dokunuşları, o ilgileri ne kadar hayatımızda önemlidir. Buradaki hastanemiz bu hizmetin sürdürülmesi anlamında en güzelini yaptığına inanıyorum. En üstte sorumlu kişi olarak bu şekilde sürdürmelerinden çok mutluyum. Ayrıca
Yaşadığımız pandemi döneminde bizim sağlık teşkilatımızın ne kadar fedakar, ne kadar güzel yürekli, ne kadar cesaretli olduğunu, bu pandemiyle nasıl savaştığına içinde bulunmuş biri olarak şahitlik ettim. Allah sizden razı olsun. Hepiniz var olun. Yürekten kutluyorum. Atatürk'ün beni Türk hekimlerine emanet ediniz sözünün aslında Türk hekimlerine, Türk sağlık çalışanlarına, görevlilerine ne kadar güvendiğini, başarısına ne kadar inandığını belirtmiştir. Ve biz de pandemide bunu gördük, yaşadık. Size sonuna kadar güveniyoruz. Varlığınızla gurur duyuyoruz. Ben bir kez daha Hemşireler Haftanızı kutluyor. Allah sağlık sıhhat içinde bizim de sağlığımıza dokunarak devam etmenizi diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. ICN'in hemşirelerimiz geleceğimiz teması ışığı altında da bütün hem akademisyen hem de klinisyen meslektaşlarımın hemşirelik haftasını kutluyorum. Hemşirenin kendi farkındalığı hem kişisel hem de mesleki farkındalığı içeren ve hemşirenin bakımın amacına ulaşması için elinde en önemli aracı olan terapötik ilişki kurması, o tedavi edici süreci, bakım sürecini yönetebilmesi için oldukça önemli bir özelliğidir. Burada hem kişisel farkındalıktan hem de mesleki farkındalıktan bahsedeceğiz. Sunumumun içeriğinde öncelikle bir öz farkındalık kavramından bahsedeceğim. Öz farkındalık kavramı aslında bir tek hemşirelerle ilgili değil, kendini gerçekleştirmeyi başarmak isteyen, bu hayatta yaşarken gerçekten kendine ait bir hayatı sürdürmek isteyen bütün bireylerin sahip olması gereken bir özellik.